bir dakika. Şöyle olacak. Demirsaş. Evet. Demirsaş turuncuymuş. Hemen bakalım. Demirsaş'a hızlı hızlı gidelim. Piyasa aralığına bir bakalım. Nereye kadar düşebilir? Ona bir bakalım. Ondan sonra hedefi var mı? Yukarıda görebileceği seviyesi var mı? Ona bir bakalım. Evet. En azından yükselişi varsa onu da söyleriz yani. Evet. Demirsaş da yine aynı arkadaşlar. Demirsaş da aşağıda ne diyor? Düzeltmeye girmiş. İhtimal dahilinde kayabileceği seviyeleri var. Burada da gözüküyor. Daha önceden kaymış, bakın destek almış şuradan. Tekrar oralara yakın bir yere kayabilir diyor. Trendinde olduğunu gördüm ben. Tekrar biraz daha yukarıları zor olacak. Trendinde arkadaşlar Demirtaş'ta. Bakın tam ortada. Tam ortada. Bir dolar bazında bir bakalım. Dolar bazında bir bakalım. Yani tekrar toplayacak bunlar. Para kazandıracak ama zirvelerde, yani bilginiz olsun. Zirvelerde para kazandıracak. Şimdi Demirtaş'ın arkadaşlar dolar bazında da çok farklı gözükmüyor. Ya destekte görünüyor ama aşağıda önlem alınması gereken seviyeleri var diyor. Baskılanabilir diyor. Hemen o seviyelerden bahsedeyim. Şuradan kılavuzumu alayım. Evet, ilk desteği burası. Hatta pardon, direnci burası. Direnç burası. Aşağıda kayabileceği bir desteği var. Bir. Bir de burası var. İki. Evet. Kayabileceği ihtimaller bunlar. Yukarıda da yine yükselecek. Yani düştükten sonra tekrar yukarıda görebileceği seviyesi var. Görünüyor. Acele etmeden kademeli toplamak lazım. Acele etmeden kademeli toplamak lazım. Sonra yukarılarda değerlendirilebilir. Şimdi arkadaşlar Demsaş'ın ben şunu gördüm. Aşağısı destek. Burası destek. Ama bir sonraki desteği %8, %9, hatta %10 diyebiliriz. Bir de kötü seviyesi %30'a kadar olabilir diyor. %20'de de şurada da ara bir desteği var. Teminatı %30'a kadar. Yukarıda nereye gidecek arkadaşlar? Yukarıda hemen üstü dirençmiş. %10 civarı. Orayı kırması lazım. Kırarsa arkadaşlar yine Demsaş'ın da yükselişi var. Ne var mesela? %40'lar civarı var. Üstünde de fitil var. %50 de yapabilir diyor. Yani fitilin üstünde %50'si de var ama fitili alasım yok benim. Çünkü Demsaş daha önceden şey yapmış, fitil yapmış. Her zaman yapmamış ama. %35-40 alabiliriz ama. Yukarıda alabiliriz. Evet, Demsaş'ın arkadaşlar burası destek. 10 lira destekmiş. Buradan da tepki yapabilir. Ama yukarıda hemen üstünde direnci var. 11'i direnç yapmış, bilginiz olsun. 10 lirası var. Aşağıda 9'u var. 9'un altında bir %28'i var. Çok güzel burası. Yazalım. Bir de teminat vereceğim. Ya buralardan muhtemelen dönecektir ama tepki yapacaktır ama teminat da verelim arkadaşlar. Demsaş diyor ki aşağıda 10 lirası çok güzel destek ama 9'a kadar kayma ihtimali var. Bunların önlemlerin alınması lazım. Zaten 10 liraya gelmiş. Kesinlikle alınması lazım. 10 lirayı yazmasak da olurdu ama neyse, yazalım onu da. Bir saniye. 10 lira. 9-8'i var. Onları ayrı yazalım. 9 ve 8 destekleri var. Arkadaşlar bir de Demsaş'ın kötü bir seviyesi var. Teminat seviyesi. Ona da bir bakayım mı? Hani Demsaş düşse nereye düşer? Ona bir bakacağım. Hemen şöyle açılsın ekranım. Hemen söyleyeceğim. Şuraya bir 9, 8, 9 yazayım. Bir de ne dedik? %30'a kadar. Değil mi? %30 belki biraz altı olur. Yani 7 liraya kadar teminatı var arkadaşlar bu hissenin. Yani bu hissenin teminatı 7 lira arkadaşlar. 7 liraya kadar paranız olursa iyi olur. 7.57. 7.50 ve 7 olabilir diyor. Oradan tepki yapar bu hisse. 7.750 diyelim. Evet. Şimdi yukarıya bakalım. Yukarıda ne dedik arkadaşlar? %10-12 direnci var. %10-12. 11, 11,5 direnci var. 11 ve 11,5'a kadar. Ama %40'a kadar gördüm ben. 14 lira kadar gördüm. Yani 7-14 bandında, 7,5-15 bandı da olabilir fitilli. 15'e kadar da görebilir. Şimdi arkadaşlar aynı, bu da aynı. Yani 7-7,5, iki rakam yazdım. Çünkü 7,5 altına sarkabilir. Yukarıda da 14, üstüne 15'e çıkabilir. Yani fitiliyle 15 yapabilir. 7,5-15 bandında yani hisse, sizin anlayacağınız. Hemen önünde de bir direnç var. 11 desek de olur. Hatta 11-25, tam ortasını yazacağım. Yani anladınız değil mi? Yukarıda hemen üstü direnç 11-25. Orayı kırması lazım. Kıramazsa aşağının önlemini alıyoruz. Ama 11-25'i kırarsa da 14
ve üstünde 15'e kadar görebilir. 7,5-15 bandında diyelim, geçelim bu hisseyi. 7,5-15 bandında bu hisse. Piyasa aralığı bu. Evet.